Ankara Ayvalı Tereyağı'ndan Ender'in saygı ve sevgilerimizle selamlıyorum. Evet, hepinizin gördüğü, bildiği, tanıdığı bir Benjamin bitkisi. Bunun çok farklı farklı renkleri var. İşte safi yeşil olan var, yarı yaprakları yeşil sarımtı, ya çoğu beyaza çok yakın alacalı yaprakları olan var. Onlar biraz daha çok hassas bir bitki. Aslında Benjamin'in genelinde bir sıkıntı var. Yaprak dökme sıkıntısı var. Bu neden kaynaklanıyor? Başta yer değişimini hiç sevmeyen bir bitki. Ne kadar çok sık yer değiştirirsek Benjamin bitkisinin o kadar yaprak kaybına yol açıyoruz. Artı ani oda sıcaklıklarının değiştiği ortamlarda da bitkimiz adeta sonbahar ayı gibi birden işte hani alışkın olduğu örneğin 18 derecelik bir odanın ısısı ani bir 5 dereceye düştüğü zaman bunu belli bir saat yaşadığı zaman işte bir yarım gün sayısı diyelim ve hatta bir gün içerisinde böyle bir iklime tabi olduğunda bitkimiz ister istemez yapraklarını döküyor. Bir de şunu bilmemizi istiyoruz. Tabii ki biz burada eleştirmiyoruz çiçekçilerimizi ama hani bilhassa kış mevsiminde işte siz bir açılış için, bir sevgiliniz için, bir eşiniz, dostunuz için çiçekçiden bir sipariş veriyorsunuz. Bu Benjamin olabilir. Genelde Benjaminler bu tür sıkıntıyı çekiyorlar. İşte havalarda çok soğuk. Bitkimiz, biz çiçekçiden bir sipariş veriyoruz. Falanca adrese gitsin istiyoruz. Evet, çiçekçi güzelce süslüyor, püslüyor, alıyor eline dışarıda o soğuk hava teması halinde bitki bir şekilde istenilen adrese ulaşıyor. Ve o geçen süreç içerisinde de bitki adeta ne bileyim yani bayağı bir soğuğunu alıyor. Ondan sonra grip oluyor, nezle oluyor, işte başlıyor hapşurmaya, işte yaprağını dökmeye vesaire vesaire. Ya işte ben çiçekçide gördüydüm, çok güzeldi, bu buraya geldi, niye böyle oldu? Evet, o geçen süreç içerisinde hava çok kötüyse, çok sert bir soğuk varsa bitkiye de bu soğukluk bitkinin yaprağına temas etmişse dolayısıyla bu kaçınılmaz. Bu yaprak dökümü kaçınılmaz. Ani oda sıcaklığında bu karşımıza geliyor. Ve bir de eğer ki bitkimizi fazla güneş sağlayamıyoruz. Artı bu arada da bitkinin sürekli toprağa nemli kalıyorsa, bitkinin köklerindeki toprağındaki kökler hava almakta zorlanıyorsa, çünkü toprak ne kadar sürekli ıslak durursa, nemli durursa bitkinin toprak içindeki köklerinin hava alması çok zorlanacaktır. Burada işte sulamaya diyoruz ki her bitki için bir ölçek belirleyin. Yani en azından işte evinizde, ofisinizde belli bir sayıda bitkiniz varsa her bitkinin çapına göre bir su verme oranına bir derece oluşturun ki fazla su verme. Şimdi haftada iki defa biz su öneriyoruz bitkilerimize. Diyoruz ki haftada iki defa su verin. Ha siz bunu bekledim. İşte cuma tutayım da bir haftada bir vereyim. Haftada bir kere vereyim. İşte iki litre vereceğime bir defa vereyim. İki litresini birden vereyim dediğiniz zaman bu bitkide sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla da biz şimdi hani hep şunu örnek veriyorum. Bizim günlük işte sabah, öğle, akşam yemek saatlerimiz var. O zaman biz bekleyelim, akşam hepsini birden yiyelim. Nasıl rahat yatacağız, nasıl rahat uyuyacağız? Biz bir canlı olarak kendimizle bunlar arasında bir mukayese yapalım. Eğer ki siz bitkiyi beklettiniz, su vermediniz uzun süre, bir hafta, 10 gün su vermediniz ve suya kandırmak için zaten o süreç içerisinde bitki tamamıyla bir şoka girecektir. Yani kendini kaybedecektir. Onu toparlaması zaten çok zor olacaktır. Onun için bitkilerimizi haftanın belli bir günlerine alıştıralım. İki gün, yani haftada iki gün bilhassa kış mevsimlerinde su vereceksek bunun gününü belirleyelim. İşte pazartesi, perşembe. Bu şekilde algılayalım ve vermiş olduğumuz kap ölçümüzde aynı olsun. Ne olursunuz fazla verip de içindeki mineralların kaybolmasını da yol açmayalım. Ve bitkimizi sık sık yönünü çevireceğiz. Bu çok güneşe ihtiyacı olan aydınlık kısımlarda duracak. Gölge kısımlarda fazla durduğu zaman işte
suyu fazla verildiği zaman, toprak sürekli nemli kaldığı zaman bir de o esnada yaprak dökmesi söz konusu. Bunları önlememiz için artı bilhassa yaz mevsiminde bitkimizin sık sık diğer yapraklı bitkilerde olduğu gibi dışarıdan nemlendirmemiz gerekiyor. Oda ortamlarında veya işte ofis ortamlarında her bulunduğu yerde de belli bir nem sağlanması gerekiyor. Nemi sağlamamız iç mekanlarda çok zorlanıyoruz. Onun için de bunu sağlamamız için size önerimiz yapraklarına sık sık nemlendirme yapabilirsiniz. Evet, işte yaprakları tamamıyla döküldü. Ne yapabiliriz? Nasıl bu bitkiyi tekrar sağlıklı hale getirebiliriz derseniz, burada işte dediğim gibi ilk aldığınız zaman, yaprak dökümüne başladığı zaman ne olursunuz? Farklı odalara götürmeyin. Sabit bir yerde tutun. O dökeceğine dökecek, dökmedi. Yani ondan sonra da tekrar o odanın ortamına alışacak ve uzun süre size doğadaki olan güzelliği yapraklarıyla vermeye devam edecek. Evet, ben işte hani hobi olarak bitkilerim içerisinde bazıların üzerinde deneme yapmak istiyorum. Bunlar üzerinde çoğaltma yapmak, köklendirmek istiyorum. Hani kendi yetiştirdiğim, kendi elimle yetiştirmiş olduğum ürünü görmek istiyorum diyorsanız, tabii ki bu da çok bir basit köklendirme yöntemi var Benjamin bitkilerimizle. Burada ne yapıyoruz? İki uygulama yapıyoruz bunlarda. Birini hava daldırması yapıyoruz. Diğer programlarımızda hep gördünüz. O şekilde yüksük alıp orada bir havalandı kök hava daldırmasıyla öyle bir köklenme sağlıyoruz. Bir de çelikle rahatlıkla bu bitkilerimizden köklendirme yapabiliyoruz. Burada sizler için Benjamin bitkisinden bir iki çelik uygulaması yapalım. Burada da nasıl bir Benjamin bitkisinden çelik yapabiliriz? Burada Benjamin bitkisi budamaya elverişlidir. Eğer ki çok büyümeye başladı, artık sizi rahatsız edecek boyuta gelmişse, onun için de üst taraflardan rahatlıkla budama yaparak, uç kısımlardan keserek bitkinin daha formda büyümesini sağlayabilirsiniz. Artı içindeki çok sık dokulu ve çok küçük dalcıklar olduğundan dolayı da bitkimizin tamamıyla etrafı yeteri kadar iç kısımlara güneş temas etmediği için, nem temas etmediği için de bilhassa iç kısımlardaki küçük dallarda kurumalar meydana gelir. Bunu göreceksiniz şöyle. Bakın bunlarda işte genelde iç kısımdaki dallardan meydana gelir. Bunu altını çizerek söyleyelim. Şurada evet. Gördüğünüz gibi küçük küçük dallarımız, bunları aralarından almamız gerekiyor. Tabii ki bunların sebebi nedir? Hani içerisi yeteri kadar sık olduğundan dolayı, güneş alamadığından dolayı da bilhassa iç kısımlardaki dallar kuruyor. Bunlar da temizlememizde fayda var. Temizlemediğimiz takdirde de orada bir takım bakteriler oluşuyor ve bitkinin gövdesinde bir takım hastalıklar baş gösteriyor. Sık sık içindeki kuru dalları almamız bizim için faydalı olacak. Bitkimizin de sağlığı için tabii ki. Burada bitkimizi bu şekilde uygulama yaparken dediğimiz gibi üst taraflardan da budama yapıyoruz ve bitkimizin daha formda kalmasını sağlıyoruz. Şunu söyleyecektim, altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle çiçekçiden almış olduğunuz formdaki bir Benjamin bitkisini o şekilde muhafaza etmeniz çok çok zor. Belki mekanınız çok, yani üç odanızın veyahut da işte binanızın üç tarafı, konutunuzun üç tarafı da güneş alıyordur. Büyük pencereler vardır veyahut da cam balkonunuz vardır, işte cam terasınız vardır. Artık o kadar alternatifler gelişti ki ve bitkinin aşağı yukarı ışık derecesini ve nem ortamını bu ortamda sağlayabilirseniz bunda ve bu formda tutabilirsiniz. Ama sağlayamadığınız takdirde ister istemez işte tatile gidiyoruz, misafirle gidiyoruz, ufak tefek evleri terk ettiğimiz zaman belli bir oranda ısı kaybı olduğunda da bitkimiz havasız kaldığında da böyle bir sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Evet, biz buradan size hangi dallardan alalım? Şuradan bir tanesini çıkarayım. Şöyle bir alalım. Evet, burada biraz daha alacağımız çelikler ağacımsı yapıya sahip olacak. Yani biraz daha
gövde yapısı sertleşmiş olacak. Çok daha en uç kısımlardan almayacağız. Yine de şurada bir örnek göstereyim. Şunları aldıktan sonra, evet, şu an çeliklerimizi aldık, kesimlerini yaptık. Burada bir tane şey bırakacağız, yaprak, çok küçük yapraklarından bir tane bırakmamız yeterli olacak. Uç kısımlar, işte burada 2, 4, 6, 8 tane gözden tekamül ediyor bu çeliğimiz. Şu uç kısımlar çok yumuşak dokusu var. Burada köklendirmeyi çok zor sağlarız. Dediğim gibi biraz daha, bakınız, bükülmesi zorlaşıyor. Şura gibi değil. Hemen bakın, dokunduğumuz zaman esniyor bu. Bu çok yumuşak ve şu biraz daha sert. Yani şu kısımlar toprağa gelecek, işte perlite, kuma vesaire gelecek kısımların sert olması gerekiyor. Çok yumuşak olmaması gerekiyor. O zaman köklendirmede sıkıntı çekebiliriz. Benim size önerim, şuradaki detaya çok dikkat etmenizi istiyorum. Şuraları temizledikten sonra bunu sizinle paylaşacağım. Evet, şu dalı da alıyorum. Evet, bakınız, şurada bir iki gövdenin buluştuğu bir yer var. Burada biz genelde bunu gül çeliklemesi falan yaparken, işte tırnak dediğimiz bir olay, yani diğer gövdeden bir parça alınması, şöyle tam, evet, şurada bir hafif bir tırnak oluştu, görüyorsun. Diğer anaç daldan da böyle bir parça alınması Benjamin bitkisinin köklendirmesinde çok faydalı olacak. Daha pratik, daha çabuk bu tekniğe ulaşmış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi. Eğer ki şeyse biraz daha tam sizin görebileceğiniz şekilde, evet. Buradaki, şurası ana gövde. Şuradaki küçük daldan biz köklendirme yapacağız. Dolayısıyla buradan bunu keserken, evet, gördüğünüz gibi bir tırnaklı bir şey oluşturduk. Bu daha çabuk, şansı fazla. Çelikler halinde aşağı yukarı bu boyutta, 20-25 santim boyutta rahatlıkla bunlardan da çelikleme yapabiliyoruz. Yine ana gövdeden biraz tırnak almak kaydıyla işimizi daha kolaylaştıracağız. Burada uzun çelik yapmanızdaki amaç şöyle. Şimdi biraz sonra bu bitkimizin üzerinde farklı işçilikler yapılıyor. Dolayısıyla farklı şekiller veriliyor. Ve bu şekilleri vermek istiyorsak, kendi elimizle bir farklı bir görüntüsü elde etmek istiyorsak, onun için de bu tür uzun çelikler yapmamız gerekir. Üzerinde kullanmış olduğumuz kesici alet, işte makastı, bıçaktı. Bir bitki üzerinde yapmış olduğumuz kesim, budama, uygulama diğer bitkiye geçerken kesinlikle dezenfekte edilmesi şart, öyle değil. Eğer ki, çünkü örneğin bunun üzerinde farklı bir şey var, akıntı var, beyaz reçine dediğimiz. Bayağı bir bulaşıcı bir şey, sıvı. Dolayısıyla bir başka bitkiye geçerken aynı bıçağı, aynı makası kullandığımız zaman da ister istemez bu bitkideki işte farklı dokular diğer bitkiye geçerken de sıkıntı yaratıyor. Evet, şimdi şöyle 4 tane uzun çelik elde ettik ve 2, 4, 5 tane de küçük, işte 3'er 5'er gözlü olan çelikler hazırladık. Evet, şimdi şöyle, birini şöyle yükseğe koyalım. Efendim, şu da şöyle. Tamam. Birinin içinde perlit var. Bunun içinde kum da olabilir. Bunun içerisinde de işte %50 torfla kum karışımı.
Bir de izleyicilerim şunu çok sık soruyorlar. Piyasada sıkıştırılmış torf diye geçiyor. O da kullanımı çok çok kolay. Diğer torflardan pek farkı yok. Belki daha iyi diyebiliyorum. Ama ülkem adına şunu söylemek istiyorum. Bu sıkıştırılmış torf Hindistan kabuklarından elde edilmiş. Oradaki işte Hindistan devleti o ürünü bir şekilde hani içinin Hindistan cevizini nasıl piyasaya sunuyorsa kabuğunu da o şekilde bitki sektörüne sunmuş. Ben şunu öneriyorum. Biz de bir fındık ülkesiyiz. Bilhassa Karadeniz bölgesine sesleniyoruz. Programımız vasıtasıyla, Bereket TV vasıtasıyla. Ve fındık kabuğunun çiçek sektöründe toprak olarak kullanılmasını çalışması yapılabilir mi? Böyle bir çalışma yapılırsa ben şunu görüyorum. Ta İç Anadolu'da fındık kabuğunun sobalarda ısıtıcı olarak, yakıt olarak kullanıldığını görüyorum. Allah'a çok şükür yakıt olarak kömürümüz var, odunumuz var. Hindistan kabuğunun toprağına alternatif bir çalışma yapılır mı? Yapılmasını da çok çok arzu ediyorum. İnşallah böyle bir çalışma yapılır diyorum. Evet. Ve dediğim gibi o Hindistan kabuğundan oluşturulmuş, sıkıştırılmış torf da son derece sağlıklı. Kullanımı çok çok pratik. Onu da tabii bu tür uygulamaları yaparken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet. Bunu da yaptıktan sonra ne yaptık? Şurada küçük çeliklerimizi perlit olan saksımıza yerleştiriyoruz. Dikimini yapıyoruz. Aşağı yukarı işte hani buradaki göz sayısı çok fazla olduğu için 8-10 tane göz var. Dolayısıyla işte 2-3 tanesi toprağın içine girecek ve diğer tarafta dışarıda kalacak. Ve bu uygulamayı yaptıktan sonra perlit çok esnek biliyorsunuz. Burada çelikleme yaptığımız zaman perlitte suyu versek de yani aralarda bir hava gözenekleri oluşuyor. Onun için suyu vermeden dikimimizi yaptıktan sonra parmaklarımızla yapmış olduğumuz çeliklerin etrafını iyice sıkıştıralım. Ve ondan sonra da üzerine suyumuzu verelim. De olabilir şöyle çok az. Evet. Suyumuzu verdikten sonra da çok şık Benjamin bitkisinden çelikle üretme tekniğiniz, metodunuz. Evet, bunu uyguladık. Bir, burada dikerken dikkat edeceğimiz, çünkü bunun üzerinde farklı bir uygulama yapacağımız için tam bu bitkimizi simetrik dikmemiz gerekiyor çeliklerini. İşte artık büyüdükçe bunlar düz olaraktan gelişir, sağlanır, sıkıştırıyoruz iyice. Çok uzun, vazo tipli, bunun üzerine değmeyecek şekilde uzunlukta bir şeffaf bir kap kapatabiliyorsanız bu da alternatif. Ve böyle bir poşet geçirdiğiniz zaman o bundan daha çabuk sonuca varabilirsiniz. O biraz daha naylon olduğu için terlemeyi ve nemlenmeyi artırıyor. Dolayısıyla da ciddi anlamda bir sera iklimi oluşmuş oluyor. Ve bunu yaptıktan sonra böyle bir çelikleme yapıp burada bir köklendirmeyi oluşturduktan sonra da evet, bu bir sanat işi. Gerçekten bir sanat işi. Yani bu bitkiyle ciddi anlamda bir dost olmanız gerekiyor. Arkadaş olmanız gerekiyor. Çünkü sürekli bu bitkiyle temas halinde olmanız gerekiyor. Her bitki her gelişmesinde bu sizinle büyüyecek. Sizinle bu yapıya oluşacak. Bu kendiliğinden oluşan, diktiğimiz zaman bu yaprakların, gövdelerin birbirlerine kendiliğinden temas etmesi söz konusu değil. Hep görmüş olduğunuz bölgelerde insan eli değmiş, insan yardımıyla sağlanmış. Eğer ki siz de böyle bir bitki yetiştirirseniz, çelikle yaparsanız, buralarda siz bunu
şu biçimde sürekli bağlı tuttuğunuz zaman bu işte 1-2 ay sonra burada bir kaynama meydana geliyor. Ondan sonra yukarıya çıktığımız zaman işte buradaki şekilleri verebilmemiz için aralarda herhangi bir destekleyici işte odunsu parçalar kullanmamız gerekiyor ve bu şekilde de istediğiniz bu görüntüyü rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu yapan üreticiler, biz de yapalım derseniz böyle bir uzun çelik uygulaması yaparaktan onları köklendirdikten sonra ufak sopalarla veya da işte çıtalarla zaman zaman işte bu bitki üzerinde çalışma yapıp bu kadar olmasa da en azından buna benzer işte saç örgüsü vesaire buna benzer farklı şekiller elde etmiş olabilirsiniz. Benjamin bitkisi. Bitki 10 ila 23 santigrat derece ısıya ihtiyaç duyar. Bitkinin bulunduğu ortamdaki sıcaklık 10 santigrat derecenin altına düştüğü zaman ve yeri sık sık değiştirildiğinde yaprak dökümü fazla olur. Aydınlık, yarı gölge yerleri sever. Direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Uzun süre gölgede kaldığında seyrek yaprak oluşumu ve yapraklarda soluk renk oluşmasına neden olur. Dinlenme dönemi olan kış mevsiminde oda sıcaklığında az su verilmelidir. Nisan ayından Eylül ayına kadar sulama arttırılır. Sıcakların yoğun olduğu zamanlarda bitkinin yaprakları nemlendirilmelidir. Gelişme dönemi olan Nisan-Eylül ayları arası ayda 2 defa azot ağırlıklı gübreler verilir. Bulaşmış uç ve yan sürgünlerden 5 ila 15 cm uzunlukta çeliklerden üretim yapılır. Ayrıca gelişmiş kalın gövde üzerinde hava daldırma yöntemiyle 4 ila 6 hafta arasında köklenmiş büyük bitki elde edilir. Fazla geliştiği zaman üst kısımlardan gelişme dönemi olan Nisan-Eylül ayları arası budama yapılır. Bitkilerde her yıl, yaşlı bitkilerde 2 ila 3 yılda bir Mart-Nisan aylarında saksı değişimi yapılmalıdır. Benjamin bitkisi hakkında da sizlere faydalı olacak verdik diye düşünüyorum. Böylelikle de Ankara Ayvalı Sera'dan yapmış olduğumuz bir bahçıvanın elinden programında sonuna geldik. Farklı bir bitkilerle tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle ekibim adına sizleri en derin tekrar saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Alasmaladık, hoşça kalın.